Şimdi buradaki başlık şuna yönelik bir başlık. Fonksiyon bitiminde gelen soru tipleri oluyor. Ama bunları bir şekilde kurgulayarak yapmaya çalışıyoruz. Ya da bize bir kutu oyunu gösteriyor. Devamını bul ve bunların arasındaki bağıntıyı yakala diye gidiyor. Şimdi biz şöyle bir kolay soruyla başlayacağız. Hazır mıyız? Buyurun bakalım. Kendisi bir TYT sınav sorusu. Daha önce de çözmüş olabiliriz ama bağıntılamaya başlayalım. Bize diyor ki aşağıdaki kutuların içine 1'den 8'e kadar olan sayıları kurallara uygun şekilde yerleştir ve diyor sonuçta A sayısını bul diyor. Ben de diyorum ki bu verilen sayıları kurallara uygun şekilde yerleştirirsek bölümleri 4 olacak 2 sayı. Hocam şöyle bir 8'e 2, 4'e 1, 7'ye 3, Çok güzel. O Özgür Hocam 11 mi attı hocam? bir cevabı. 5, 6 kalıyor, 11 oluyor. Çok güzel. Çarpımları 4 olan sayı 4 ile 1. Farkları 4 olan sayılar nedir? Sadece 5, 6 kullanılıyor da o toplam 11 yapıyor. 4 ile 1 gidiyor bu arada. 8 ile 2 gidiyor bu arada. Farkları 4 olan sayılar 7 ile 3. O zaman geriye sadece 6 ile 5 kaldığı için toplam kaç oluyor? 11. Özgür Hocam attı. Benim artık tutmama gerek kalmadı. Birinci sorumuzun cevabı nedir? İkinci soru. Buyurun bakalım. Hocam değil mi? Okuyorum. Denizli hocam. Aşağıdaki çemberlerin içine birer tam sayı, karenin içine ise toplama ya da çarpma işlemleri konularak bu işlemler yapılacakmış. Karenin içindeki işlem o karenin üstündeki iki çember içinde sayıya uygulanacak. Şimdi eksi 2 ile 4'e ne yapalım? Eksi 8'i elde edelim diye. Bence çarpalım. Çarpalım. Çarpma. Peki. Şimdi 4 ile bir şeyi çarpınca 12 gelecekmiş. Demek ki karenin kaç olması lazım? 3. Peki eksi 8 ile 12'yi ne yaparsam 4'ü elde edelim? Toplarsam. Toplam. Demek ki K butonu 3 olmalı, L butonu çarpma olmalı, M butonu toplam olmalı. 3 çarpı artı. Yani sorumuzun cevabı ne olmalı? Denizli mi? Evet. Evet, işaretledim geçtim. Peki buyurun bakalım. Şimdi bize eksi 2 ve 2 arasında 3 tane ilişki gösterilmiş. Bu ilişkiye göre kutuları bağıntılayacağız. Diyor ki bana boş kutuların içinde toplama, çıkarma, çarpma yazarak diyor. Eşitliklerin aynı olmasını nasıl sağlarsın? Yani bütün hepsi aynı sonucu versin diyor. Şimdi Çıkarma, eksi çarpma, 2 toplama. kullandığı zaman çok güzel. Bir kere sonuç ya eksi 1 olabilir ya 4 olabilir ya eksi 4 olabilir. Böyle bir sonuç elde edebilir. Peki ilkine ne koydu Fatih'ciğim? Eksi, çıkarma. Bir eksi koyduğunuz zaman eksi 2'den 2 çıkarırsanız eksi 4 olur. Demek sonuçların hepsini eksi 4 bulmak istiyorsun. Çarpma, O çarpma. zaman buraya çarpma koysak 2 çarpı eksi 2 eksi 4 olur. Peki buraya Toplama. da toplama koysak eksi 2 eksi 2 daha ne olur? Eksi 4 olur. Demek ki işlemimiz çıkarma, çarpma, toplama olmalı. Yani sorumuzun doğru cevabı ne? C seçeneği. Güzel. Bak ne güzel çözüyoruz işte. Geçelim. Buyurun. Sıradaki soru. 6. Ceyhan Oo. 6. DGS sorusu değil mi bu geçen seneki hocam? Aynen öyle. Geçen yıl. Diyor ki bana ABCD pozitif sayılar için şöyle bir işlem tanımlanmış. A ile D'yi çarp. Üzerine B'yi ekle. Sonuç C'yi versin. O zaman buradaki mantığa göre 6 ile K'yı Artı çarpınca tamam, artı 11 ekleyince 83 olması lazım. 12 yapıyorum. 83'ten 11 çıkar. 72 6'ya böl. K kaç? 12. Şimdi bu hızınızı o sınav anında göstermeniz gerekiyor. Ha, unutmayın. O hız burada olmalı yani. Peki 24 ile L'yi çarpınca Artı 32. artı 32 ekleyince ne olacak? 80. 2. 80'den 12. 32 çıkarın. 48 2'ye böl 24'ü böl L de kaç? 2. 12 bölü K 2. bölü L oranını sorduğuna göre cevap ne olmalı? 12 bölü 2. Yani 6. Güzel. Bu da kolaydı. Geçiyorum. Gelelim sıradaki soruya. Biraz işi yokuşa sürelim. Bu senenin MSYU sorusu. 2020. Diyor ki içinde basamak sayıları aynı olan iki doğal sayının yazılı olduğu kutu kutu sembolünün değeri bu sayıların aynı basamaklarında bulunan rakamların farklarının bu faktörüne eşittir diyor. Bak mesela 481 ile 500 şöyle yapıyor. 4'ten 5 çıkarıyor. Şöyle göstereyim burası kapalı. 4'ten 5 çıkarıyor. Artı. Onlar hanesindeki yazan 8'den 0 çıkarıyor. Artı. Sonra 1'den 3 çıkarıyor. Bunların mutlak değerini alıp topluyor. Toplarsanız ne gelir? 1 buradan gelir. 8 buradan gelir. 2 de buradan gelir. Toplam 11 yapar. İşlem bu. Aynı hanedekileri çıkar, farkının mutlak değerini aldı. Peki biz o zaman bu soruya göre şöyle diyebilir miyiz?
Bu ikisinin arasındaki fark A eksi 1'in mutlak değeridir. Artı sıfırla B'nin arasındaki fark B'nin mutlak değeridir. Artı C ile 2 arasındaki fark C eksi 2'nin mutlak değeridir. Ama bak şimdi burada önemli sonuç. Cevap ne çıkmış? 1. Bu 3 ihtimal gösterir. Ya 1, 0, 0 ya 0, 1, 0 ya da 0, 0, 1 olabilir. Başka türlü 3 mutlak değerin tam sayılı toplamı 1 çıkmaz yani. O yüzler onlar birler sorusuna benzetmişler bence. Şimdi burası 1, 0, 0 çıksa nasıl bir durum olur? Hadi bakalım. Bir kere mutlak değerin içi 0 ise mecburen içini 0 yapan sayıyı almak zorundasınız. Diyor ki soru bana, bu şartları sağlayan ABC 3 basamaklı doğal sayıların toplamı kaçtır? 1. Bir kere C eksi 2 0 ise C2'dir. B 0 ise 0'dır. Bunu zaten başka çıkar yolu yok. A'da 2'dir. Şuraya geliyorum. A eksi 1'in mutlak değeri 0 ise, 1 ise pardon, bence A ya 0'dır ya 2'dir. 2'dir de A 0 olamaz ki hocam zaten. Tamam. ABC ya. Bu bitti. Peki 0, 1, 0'ını düşünelim. Şimdi buranın 0 olması için A'nın 1 olması gerekir. B'nin 1 çıkması durumunda mecburen 1 mi olması gerekir? Aynen. Peki C eksi 2'nin 0 çıkması durumunda ne olabilir? 2. O zaman demek ki 112 de olabilir. Peki 0, 0, 1'i değerlendirin. Şimdi burası 0 çıkıyorsa A kesin 1'dir. 1'dir. Bir kere burası 0 çıkıyorsa B mecburen 0'dır. Peki C eksi 2'nin mutlak değeri 1 çıkıyorsa C ya 1'dir. 1'dir ya da 3'tür. Ya 3'tür. İşte orada iteliyorlar bizi. Değil mi? Evet hocam. Toplarsanız ne geliyor şimdi? Bakalım bulabildik mi? 2, 4, 5, 8. Demek ki soru cevap 510. 518. Bence gayet güzel soru. Şık. Anlaştık. Efendim? Şıklardan gidebilir miyiz? Çok zor. Toplamı diyor. Toplamı olduğu için şıklardan gitmek zor ki. Geçiyorum. Şimdi bir TET sınav sorusu. Yine önceden çözmüş olabilirim ama tam başlığı altında çözüyorum. Üçgen iki sembolüyle bize şu gösterilmiş. Diyor ki içinde yazan sayıyı bir üçgenin üç kenarıyla çarp bir de kuvvet al diyor. Yani 3 çarpı 2'nin küpü. Peki ben şu kare 1'i nasıl yazarım şimdi o zaman? 4 çarpı 1'in 4'ü. 4 çarpı 1 üzeri 4. Evet. Çarpı peki üçgen 3'ü nasıl yazarım? 3 çarpı 3 üzeri 3. Çok güzel. O zaman burası şöyle oldu mu? 4 çarpı 3 üzeri 4. Çünkü şu 1 zaten eskisiz eleman. Peki sizce bu niye anlatıyor olabilir? Bursa. 4 kenarlı olan bir şeyin 3 üzeri 4. Yani B. O zaman kare içi 3'tür diyebilir miyim? Evet. Demek ki sorumuzun doğru cevabı nedir? B seçeneğidir. Ben size bir şifreleme konusu anlatmıştım. Orada mesela böyle vardı. Aynı mantıkla gösterme üzerine. Geçiyorum. Buyurun bakalım. Şimdi bir A doğal sayısının yazılı olduğu en kenarlı bir çokgen sembolünün değeri A bölü N kesirinin ondalık gösterimi tam kısmına eşittir diyoruz. Mesela bak şimdi üçgen 6 şudur diyor. 6'yı 3'e böleceksin diyor. Aynı zamanda 9 karenin anlamı şu. 9'u 4'e böleceksin diyor. Ama arada bir fark var. Bu direkt 2. Bu ne? 2,25 işte kare şunu yapıyor. 2,25'i 2'ye yuvarlıyor. Tamam mı? Anlaştık mı? Evet hocam. O zaman diyor ki AB 2 basamaklı bir doğal sayı olmak üzere kare 19'un bence ne olduğunu bulabiliriz. Kare 19 nedir? 19 bölü 4. 4. Değil mi normalde? 4. Yaklaşık olarak 4 mu? 4 mu? Evet. Şimdi ne diyor? Tam kısmını alacaksın diyor. Tamam. O zaman demek ki burası 4 çıkıyorsa abi. Demek ki bunlar da 4 çıkmalı. Ama bu nerede? Yani AB bölü 5, AB bölü 5 eşit oluyor. Yani bir sayıyı 5'e bölünce de 6'ya bölünce de 4'e yuvarlayacakmış. Peki ben size bir tane söyleyeyim. Kenar sayısı 6 olsa bence bunu sağlayacak en uygun sayı 24 olur. 24. 24'ü 6'ya bölseniz ne olur? 4 çıkar. 4 olur. Yani en düşük bu olur çünkü. Evet. Peki 24'ü 5'e uygulayalım bakalım olacak mı? 24 bölü 5. 4.8 olur. 4.8'i yuvarlarsanız da 4 olur mu? Evet hocam. Demek ki AB sayısı çok açık 24'tür. 2 ile 4'ü sağlayan toplamda kaç olur? 6.
Yani sorumuzun doğru cevabı nedir? Adana. Geçtim. Ha, geldik güzel bir soruya. AYT sorusu. Buyurun bakalım. Diyor ki bir kutu en şurusu alacakmış. Sayının kendisi 2 fazlası, 4 fazlası, 6 fazlası. Böyle bir soru görüyorsam, ben çarpma görüyorsam faktöriyel gibi düşünüyorum. Şunları ayırırım. A değil mi hocam? A verdi hocam. Buyurun 12 kutu. Bölü 8 kutu. Eksi 10 kutu bölü 8 kutu. Bunu niye ayırdığımı biraz sonra sadeleştirmede daha rahat göreceksiniz. Şimdi 12 kutunun anlamı ne hocam? 12, 14, 16, 18 mi yapıyor? Bölü, buna ne yapar? 8, 8 10, 10, 12, 12 14 mi yapıyor? O zaman bir kere 12, 14, 12, 14 gider. Doğru mu? Evet hocam. 8, 7, 16 gitse 2 kalır. 36 bölü 10 yapar biz. Elde var 1. Peki öbür taraf ne yapar? 10, 12, 14, 14 16. Böyle bir soruyu DGS'de de sormuşlardı. Hatta orada daha zordu bundan. Bu daha açık. 8, 10, 12, 14. Burada daha güzel bakın. 10, 12, 14, 10, 12, 14 gidiyor. 16 bölü 8'den kaç kalıyor? 8 bölü 5. Evet bizde o sonuç gelmedi. Daha bir şey çıktı. Harika eksiğim için özür dilerim. Evet. O zaman 10 kere 2, 20. 36'dan 20 çıkarıyorum. 16 bölü 10. Demek ki sorumuzun cevabı 8 bölü 5. Niye öyle oldu Özgür Hocam ya? Ben şeyi karıştırdım ya. Şey Edirne. Sağlık olsun. Buyurun sıradaki soru. Güvercin sembolü koymuşlar bir tane. Barış sembolü. Bağıtılamayı nasıl kurmuşlar? Alttakilerin farkını üstte kuvvet olarak yazacakmışım abi. Peki o zaman burayı nasıl eşitlerim? 10 eksik hocam. 2 çıkarıyorum. 9. 8'in kübü. Neye eşitmiş? 2 üzeri x'e. Alttan 4 çıkarıyorum. 2 üzeri x'e. Soru şu an neye döndü? Üstü sayı sorusu. X 9 o zaman hocam. Güzel. 8'in kübü neye eşit? Evet, 9. 2'nin kübüsünün kübü. Evet. O zaman 2'nin kübünün kübü de kuvvetlerde çarpma oluyordu. 2 üzeri 9. 9. Demek ki üstler aynı olması gerektiği için cevap kaç? Çok basit hocam. Kolay bir soru değil mi? Bak DGS sınav sorusuydu bu. Buyurun. Bir tane daha. Yapabildiğin her soru güzel sorudur. O da güzel. 8 eşittir. Yirmi bir mi hocam? 21 geldi. İki dördün karesi. Nasıl yazacağız şimdi bunu? 21 hocam hadi. Başlıyoruz. 9'dan 7 çıkar. 2. 2 üzeri 8. Eşittir diyorum. X 5'in karesi. O zaman 8 ile 2'yi sadeleştir 4. Bunlar pozitif olduğu için mutlak değer düşünmeye gerek yok. O zaman x eksi 5 neye eşittir? 2'nin 4'lü kuvveti yani 16. O zaman x de neye eşittir? 21. O halde cevap nedir? Edirne. Anlaştık? Hı hı. Geçiyorum sıradaki soruya. Peki yukarıdaki eşitliğe göre x'in alabileceği değerler toplamı kaçtır? Yazıyorum önce. X eksi 1'in birinci kuvveti. Bu da x eksi 3'ün karesi. Hadi bunu denklem yapmışlar. Peki bu denklemde kareyi nasıl açıyorduk? X kare. Birinci karesi. Eksi 6x artı 9. 1 x eksi 1. Bunları da atalım karşıya. X kare eksi 7x artı 10 eşittir 0. Tek karşımıza çarpanlara göre. Peki çarpımları 10 toplamları eksi 7 olsa? X eksi 5'e x eksi 2. X eksi 5'e yani. Eksi 2. O zaman bunları 0'a eşitlerseniz x bir 5 gelir. Bir de x 2 gelir. Demek ki bu bağıntılama sorusunda x bir 5 mi? Bir de 2 olur. Alabileceği değerler toplamında kaç olur? 7 olur. Evet. Geçiyorum. Var mı itirazınız? Bu sorular nimet değil mi öncekilere göre? Çok kolay. Bağıntılama size kolay demiştim ama. Geçtim. Şimdi bize bir tane daha tanım sorusu verilmiş. Üçgen içindeki K harfi bize şöyle veriliyormuş. Üsttekinden alttakilerin oranını çıkaracakmışız. Peki buyurun X kaçtır o zaman?
Yani nasıl yazıyorum? 7 eşittir. 15 eksi x bölü 2. Değil mi? 2 bölü x. Ha 2 bölü x pardon. 2 bölü x. Bunu karşıya atarsanız 2 bölü x neye eşit? 15 eksi 7'den 8. Bunlar sadece işte 4. Her çevirseniz x neye eşit? 1 bölü 4. Tertemiz soru. Yani sorumuzun doğru cevabı C. Bunları bir daha uyarıyorum. Bak bu soruları çok hızlı geçmelisiniz. Ona göre. Geçtim. Zaten dönemin sonuna doğru sınava yakın bir şey yapacağız. Unutmayın ha. Sınav sorusu çözeceğiz. Hızlıca nasıl çözeceğimi de göstereceğim orada. Biliyorsun sınavlardaki zamanların ayarlaması da önemli. Hangi soru ne kadar sürmeli? Ne kadar zaman ayırmalı? Evet sıradaki soru. Eksi 2x kare mi hocam? Hemen bakalım. 3x eşittir diyorum. K'nın yerine gelmiş. Eşittir diyorum. Bize ne diyordu? Üsttekinden alttakilerin oranını çıkar. Y bölü 2x x'i çıkar. X bu tarafa karşı geçerse 2x eşittir eksi y bölü x olur. Hatta y bölü eksi x olur diye yazayım şöyle. Doğru. Değil mi? Evet. Fayda 1 yazıp içler dışlar çarpımı yaparsanız y de neye eşit olur? Eksi 2x kare. Yani sorumuzun doğru cevabı Adana diyorum. Geçiyorum. Anlaştık? Evet. Geçtim. Diyor ki yukarıda verilenlere göre x'in alabileceği değerler toplamı kaçtır? Bir kere k ile başlayalım. K burada ne? Birincisinden. K eşittir. 3 eksi 2 bölü eksi 1. 5 oluyor herhalde. Yani 5. Hı-hı. Demek ki burada da 5 çıkmalı. O zaman diyorum ki 5 eşittir. X değil mi? Eksi. Evet. Ne olmalı? Artı oldu hatta 6 bölü x. 6 bölü x. Peki paydaları 1 yazıp burayı x ile genişletsek. Burayı da x ile genişletsek. O zaman 5 x eşittir. X kare. Artı 6 x oldu mu? Hı-hı. Değil mi? Yok 6 x değil. 6 oldu. Direkt. O zaman buradan 5x'i de karşıya atıyorum. X kare eksi 5x artı 6 eşittir 0 oldu. X eksi 2, x eksi 3. 5 güzel. Kilo. Çarpımları 6, toplamları eksi 5 olan sayılar x eksi 2, x eksi 3. Demek ki x bir 2'dir. Bir de kaç? 3. Bu da toplamda x'in alabileceği değerler toplamının kaç olduğunu gösterir 5. Şimdi burada 5. Şunu söyleyeyim. Hangisinin hangisi olduğunu hatırlamıyorum ama bu sorulardan biri BGS, biri şey ALES. İkisi aynı sene soruldu. Aynı anda. Yani şimdi DGS'ye girenler, ALES'e girenler arasında şöyle bir şey olacak. Mutlaka DGS sorularını çözün. Bazen paralelinde aynı noktada aynı soruyu sordukları oluyor. Tabi burada ALES'ler şanslı. ALES bir hafta sonra çünkü. Ben ikisine de gireceğim işin hocam. Abi sen ikisini de yokla. O zaman böyle sıradaki soru. Diyor ki kutu ABC gösterimi şöyle tasarlanmıştır diyor. Yüzler basamağının üzerine onlar basamağı artı C. Açık bir soru. Bize buna göre neyi soruyor? 246 kutuyla 523 kutuyu soruyor. Haydi bakalım. 50 hocam 50. 124 artı 25. Ne olacak ya? 50 hocam. 22 artı 22 50. Güzel hocam. 224 artı 6. 50 evet. Artı 5'in karesi artı 3. Bu da 22 artı 28'den kaç yapıyor? 50. Demek ki sorumuzun cevabı B. Geçiyorum. Peki ikinci sorumuz. K2L L1 3 eşittir 8'miş. Çok mantıklı hocam. O zaman buyurun böyle sınırı cevap 4'tür diyorsunuz. Hocam 2. Başlayalım. Nasıl açacağım? 2 hocam. İlk defa 4 değilmiş ha. Artı L. 2. Hocam o böyle sorular sadece bana ait seçme şansınız. Artı. Burası ne? L izleri 1. Artı 3. Eşittir 8. Yani K'nın karesi artı 2 ile eşittir 5. Bunu sağlayacak sayıyı arıyoruz. O zaman K'nın zaten K'nin 1 olmasından başka şansı yok ki. Yok. 2 ile 2 olsun. O zaman L'nin de 2 olması durumunda. 2 çarpı 2, 4, 1 daha kaç? 5. Demek ki cevap 1 çarpı 2'den 2. Güzel. Sıradaki soru. Mesela bu üçünü 1 dakikada, 1,5 dakikada halledebilseniz ne güzel olur ya. Vallahi süper olur. Peki bize verilen işlem. K üzeri L'nin
M ile toplamını 42 yapıyormuş. Bak bunları unutmayın. Rakam. Olsa olsa külla yani 9 olur. 9'u geçemezsiniz. K üzeri L'de bir kuvvet sayısı olmalı. Ne olabilir? Bir kere 42'den en kral 10 geri gidip siz yani 40'larla 30'lar arasında kuvveti olan bir sayı bulmanız lazım. Burada bas bas bağırır. 36 zaten. Aynen. Daha ne diyeyim? Hocam. Ne sayıları ne olduğunu söylüyorsunuz? 6'nın karesi artı 6. 6'nın karesi artı 6. Başka da bir seçenek yok. 14'müş. O da 14 oluyor aynı. Evet, bunların toplamında kaç? 6, 8. Güzel. Geçiyorum. Diyor ki, bu da son DGS'de. 2019 herhalde. Rakamları sıfırdan farklı bir en doğal sayısı için kutu en şöyle tanımlanmış. En sayısındaki en büyük rakamın en küçük rakamı oranı. Yuvarlak en şöyle tanımlanmış. En sayısındaki en büyük rakam ile en küçük rakamın toplamı. Bak örnek. 377 kutu şuymuş, 7 bölünmüş. 216 yuvarlak şuymuş, en küçük, en büyük toplamı. 6, 1 daha 7. Ne dersiniz şimdi sorunun cevabı? Unutmayın, yuvarlak en büyükle en küçüğün çarpımı, kutu bölümü. 6 hocam. 8'deki toplamı 10. 8 kere 2, yuvarlak bence 16. Kutuya geliyorum, 8 bölü 2. Değil mi? Yanlış görmüyorum. Doğru hocam. Bu da ne yapar? 16. Olmadı galiba hocam. 16 bölü 8 bölü 2'de bir sıkıntı oldu. Hocam çarptınız, toplamanız gerekiyor. Aha, doğru doğru, özür dilerim. Evet, 10 olacak. Çarpmaya kafa gitti, özür dilerim. 6. 8'de 2'yi topladım 10. 8'i 2'ye böldüm kaç? 4. 10'dan 6, 4 çıkardım. Kaç yaptı? 6. Yani Denizli. Geçiyorum. Buyurun. Diyor ki kutu AB ile yuvarlak AB'nin toplamı 61 bölü 5'miş. Allah aşkına bu zaten iki basamaklı. A ile B ne olursa olsun biri toplama, biri çarpmayı vermek zorunda. Ben bunlardan birinin 5 olduğunu çok rahat anladım. Ne dersiniz? Toplamı 5 olacak, evet. Toplamı değil. Oranı bir kere payda da 5 olduğuna göre. Oranı evet. Partnerden biri 5 olmalı zaten. Örneğin B 5 olsa şöyle mi olur? A'nın şimdi kutu AB ne yapıyordu? Kutu AB orandı. A'nın 5'i oranı. Artı yuvarlak AB neydi? A ile B'nin toplamı. Eşittir bence 61 bölü 5 olmalı. Bak unutmayın, paydaya gelen bu 5 sayısını yok etme şansınız yoksa zaten size rasyonel sayı olarak aynen görülür. Peki buradan ne gelir şimdi? 5 ile genişletsek. 6A artı 25. Yani şöyle yaptım. Buraya 1 yazdım. 1 yazdım. 5 ile genişletin hepsi. Neye eşittir? 61'e. O zaman 6 A neye eşittir? 36'ya. A neye eşittir? 6'ya. Demek ki burada 6, 11. Burada 5 olduğuna göre toplamda kaçtır? 11. İstediğiniz kadar dediğiniz o 5'ten başka payda bulamazsınız. Çünkü o açık bir kere. Güzel. Gelelim son soruya. Buyurun. Sonra ara sonra bağıntılama 2. Yok yok, şaka şaka. Kömür yanacak. Buyurun. Bir bakalım nasıl bir soru söylüyor. Diyor ki A büyüktür, B büyüktür, C büyük eşit olmak üzere diyor. Eşitliği sağlayan 3 basamak A, B, C doğal sayıların toplamı kaçtır? Hadi biraz bir süre verin. Büyük olduğu durumlar. Şimdi başlıyorum. 1. Şimdi siz, yani ben hala şunu söylüyorum. Bu soruda bir kere üçünün eşitliğiyle ilgili bir şey tanımlanmalıydı. Tanımlamamış. Ben de ona göre şöyle bir açıklama yapayım. Üçü eşit olsaydı, üçü aynı olur. Herhangi ikisini seçerseniz A ile B'nin toplamı A artı A gibi bir şey olur. Edirne mi hocam bu son cevabı? Evet. Bu tarafa geldiğiniz zaman burası da A ile A'nın oranı 1 yapar. 3 kere 1, 3 olur. Yani 2A3'ten A bir rakam çıkmayacağı için 3 eşit değildir bir kere. Şimdi varsayalım ki 3'ü farklı olsun. Yani şöyle olsun. Burası A büyüktür, B büyüktür, C olsun. O zaman bir kere en büyük harf A, en küçük harf de C olduğuna göre buradaki yuvarlağın sembolünün anlamı ne? A ile C'nin toplamı. A artı C, evet. Peki kutunun anlamı ne? Oranı. 3 tane A bölü C. A bölü C.
Yani B'nin hiçbir varyasyonu kalmadı. Demek ki B bunların arasında olabilecek bir değeri alabilir. Ya da A'ya eşit olabilir veya B'ye eşit olabilir, C'ye eşit olabilir. Bu üçünden biri de olabilir. Bak buna dikkat. Şimdi ben evet. C'ye değer versem, 0 veremem. 1 verirsem, burası şöyle çıkar. A artı 1 eşittir 3A. Buradan A 1 bölü 2 çıkar ki rakam olmaz. Şimdi C'ye 2 verirseniz, buradan ne gelir? A artı 2 eşittir. Evet. 3A bölü 2 olur. Ki bunu çözerseniz buradan A ne geliyor? 4 geliyor. Buradan sonra C'ye 3 verdiğiniz zaman değerlerde A negatife döner yani sağlamaz. Demek ki A'nın banko sağlayacağı değer kaç? 4. 4. C'nin banko sağlayacağı değer de 2. Şimdi bak biz kafamızdan şöyle kuruyoruz. B arada. Olabilir 3 olabilir. 4 olabilir. Belki A'ya eşit olabilir 442 olabilir. Çünkü B için kısıtlamıyor ki sadece bunların arasında 422 olacak. 422 de oluyor. Bir de C'ye eşit olup 422 de olabilir. Demek ki bunların toplamı A, B, C 3 basamak sayısının alabileceği değerler toplamıdır. Bu da kaç yapar? 1296. Yani sorumuzun doğru cevabı E'dir diyorum. Ama kendisi bence gayet zor bir soru. Var mıdır bir sıkıntı acaba? Zormuş hocam ya. Evet, gerçekten zor bir soru. Var mı anlaşılmayan bir nokta? Yok hocam. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.